Yine şundan hiçbir zaman çekinmeden şunu söylemek lazım arkadaşlar. Türkiye'deki sürecin adı barış süreci değil. Türkiye'deki sürecin adı daha önce çözüm süreciydi. Şimdi milli birlik ve kardeşlik süreci. Bu barış kelimesi de şunun için kullanılan bir ifadedir. Yine siyasi açıdan literatürde bunu doğru kullanmak lazım. Yani iki tane etnik unsurun veyahut da halklar arasında veya bir takım sosyolojik gruplar arasındaki çatışmanın ifadesi olarak kullanılır bu. Araya da barış süreci denilebilir. Burada bu barış süreci lafında daha çok PKK ile meşru devlet otoritesini iki eşit taraf gibi gösteren bir dil kullanılıyor. Bunu bazı siyasilerden çok sık duyuyoruz. O sebeple bu kelime doğru bir kelime değil. Barış süreci dediğiniz zaman meşru devlet otoritesiyle bir terör örgütünü aynı eşit kefeye koymuş oluyorlar bu siyasiler ve bu şekilde bir barıştan bahsediyorlar. Yani sanki iki tane meşru taraf var ve bu iki meşru taraf bir araya gelecek ve bu konuyu çözecek gibi. Meşru devlet otoritesiyle terör örgütü aynı kefede değerlendirilemez. O sebeple sürecin adına herhangi bir şekilde barış süreci denilemez. Burada daha önce yaptığımız şeyden bir sapma söz konusu değil. Şöyle bir şey oluştu. Bazıları Türkiye'de sadece eski güvenlikli politikalarla bu işin çözülmesi gerektiği konusunda ısrarcı oldular. Bunun arkasında da bu güvenlikçi politikaları dayatmanın arkasında da öteden beri AK Parti'ye dönük eleştirilerin arkasında hep o vesayetçi siyasi ortamın yeniden diriltilmesi çabası vardı. Bunun karşısında birileri ise çözüm sürecini, milli birlik ve kardeşlik sürecini kamu otoritesinin zayıflaması gibi algıladılar. Kamu otoritesinin ortadan kalkması gibi, kamu düzeninin ortadan kalkması gibi, güven ortamının ortadan kalkması gibi algılayıp istismar etmeye çalıştılar. Daha önce de söyledik. Kamu düzeni ve milli birlik ve kardeşlik süreci birbirinin alternatifi değildir. Türkiye'de red, inkar ve asimilasyon politikaları AK Parti döneminde bitmiştir. Hiç kimsenin bundan sonra ben silahla şu hak mücadelesinin peşindeyim, siyasal katılım hakları engellendiği için silaha sarıldım ya da dilim yasaklandığı için silaha sarıldım ya da demokratik haklarım gasp edildiği için silaha sarıldım gibisinden geçmişte de geçerli olmayan, bugün asla söz konusu olmayan bir gerekçe üretmemesi gerekir. Bundan sonrasında da aynı şekilde vatandaşlarımızla, sadece Kürt vatandaşlarımızla da değil, tüm kesimlerden vatandaşlarımızla bu sorunun çözümü, bu sorunun nihai bir çerçeveye ulaşması için gereken görüşmeler yapacak. Sorunuzun ikinci kısmı, İmralı ile ilgili kısım, o istihbarat örgütünün veya güvenlik güçlerinin istediği zaman görüşebileceği, ihtiyaç duyduğunda değerlendirebileceği bir konudur. Herhangi bir şekilde siyasilerin görüşmesi söz konusu değil. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ihtiyaç duyulursa devletin güvenliği açısından ya da devletin çıkarları açısından bu görüşme yapılır. HDP ya da diğer partilerle ilgili ise şunu söylemek isterim. HDP'nin özellikle yapmaya çalıştığı şey, bunun çok benzerini şeyde de yapıyorlar, Suriye'de de yapıyorlar. Sürekli olarak muhataplığı kendilerine indirgemek istiyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Türkiye bu çerçevedeki bütün siyasi partiler, bu konuyla ilgili söyleyecek sözü olan bütün siyasi partiler, bu konuyla ilgili söyleyecek sözü olan aşiret liderleri, din adamları, bütün sosyolojik unsurlar, bütün sivil toplum örgütleri muhataptır. Öteden beri bunu yapmaya çalıştık. Fakat HDP'nin çok enteresandır. Suriye'deki PYD de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Bırakın başka unsurları, başka Kürt unsurları bile dışlayan, sadece Kürtler adına, Kürt vatandaşlarımız adına konuşma hakkı kendilerindeymiş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bu demokratik siyaset açısından da uygun değil. Ayrıca bütün bir sosyolojiyi temsil etme iddiası her zaman zayıf bir iddiadır. Bunun aslında yürütülen süreçlere de bir katkısı yoktur. Bu süreçleri bir siyasi manivela gibi kullanıp belli bir siyasi çıkar üretmeye dönük yaklaşımlardır bunlar. Bizim öteden beri yaklaşımımız aynıdır. O çerçevede baktığımızda bizim ana olarak gördüğümüz şey şudur. Bütün kesimler muhataptır. İşin esası vatandaşlarımızın kimlik haklarının daha da kuvvetlendirilmesidir. Bunun ötesinde de Türkiye'nin içindeki silahlı unsurların ülke topraklarının dışına çıkmasıdır. Silahlarını bırakmasıdır. O silahlar gömülecek, üstüne beton dökülecek. Türkiye'de artık ben silahla şu amaca erişmek istiyorum diyenin erişeceği hiçbir amaç yok. Bu yol kapalıdır.
burada meşru bir şekilde güvenlik güçleri gereken karşılığı vermektedir ve bu devam edecektir. Hiç kimse herhangi bir aşamada meşru güvenlik güçleri ülke topraklarını tehdit eden, vatan coğrafyasını tehdit eden, demokrasimizi tehdit eden bu unsurlara karşı bu operasyonlar yapılırken ortaya devletle PKK'yı eşit gösterecek şekilde barış kelimesini atmasın. Yani bütün bu saldırıları yapacaklar. Ondan sonra askeri polisi şehit edecekler. Sivil vatandaşlarımıza zarar verecekler. İki tane polisi uyurken şehit edecekler. Ondan sonra operasyonlar sürerken birileri hadi çatışmasızlık, hadi eylemsizlik diyecek. Böyle bir şey yok. Bu terörle mücadele konusunda kararlılık devam edecek. Devlete silah sıkma ya da tetiğe ara verme hakkı diye bir şey söz konusu olamaz. Elinizdeki silah devlet için tehditse, bu toplum için tehditse, bu toplumun demokrasisi için, hukuk devleti için, bu toplumun gelecek beklentileri için tehditse, tabii ki meşru güvenlik güçleri de buna cevap vereceklerdir. O sorduğunuz ofis konusuyla ilgili bir şeyim yok, bir değerlendirmem yok, öyle bilgim yok.